Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 236-242. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Size bir günah yoktur. اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Eğer hanımlarınızı, kadınları boşamışsanız مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ Onlara dokunmadan اَوْ تَفْرِدُوا لَهُنَّ فَر۪يدًا veya onlar için herhangi bir mehir belirlemeden onlardan boşanmışsanız size bir vebal yoktur. وَمَتِّعُوهُنَّ Onları metalandırınız. Onlara bir ikramda bulununuz. عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ imkanı olan bir kimse için o imkanları ölçüsünde وَعَلَى الْمُكْتِرِ قَدَرُهُ imkanı dar olana da yine kendi şartlarına göre hanımına, boşamış olduğu hanımına bir şeyler vermesi uygun düşer. Malum evlilik olayında erkek tarafı kadın tarafına belli bir mehir takdir eder. Eğer bu belirlenmişse zaten bellidir. Şayet belirlenmemişse hanımı evlenmiştir, hanımıyla evlenmiştir ama bir araya gelmemiştir. Aralarında cinsi beraberlik olmamıştır. Bu durumda boşadığında acaba ne yapması gerekiyor? Bunu anlatan bir durum. Onlara diyor bir meta ve onları faydalandıracak bir şeyler verin. İşte zengin olana kendi imkanına göre, dar imkanlar içinde olana da yine kendi imkanları nispetinde bir şeyler vermesi uygun düşer. Meta'an bil maruf ve bu maruf bir şekilde örfe uygun, geleneklere, adetlere uygun, aklı selime uygun bir şekilde olmalı. Hakkan alel muhsinin ve bu muhsin olanlar üzerinde bir haktır. Yani erkek bu noktada bir ikramda bulunması onun durumuna daha uygundur. Ve bu şekilde bir bağışlamada bulunması daha münasip olacaktır. Ve in tallaktumuhunne eğer onları boşamışsanız hanımlarınızı min gabli en temessuhunne onlarla bir araya gelmeden, cinsi beraberlik olmadan boşamışsanız vakat farattum lehunne ferida ve daha öncesinde de belli bir mehir eğer takdir edilmişse, miktar belliyse fe nisfu ma farattum bu belirlemiş olduğunuz miktarın bu defa yarısını verirsiniz. Yani mehir olarak ne belirlenmişse bunun yarısı verilecektir. Cinsi beraberlik olmadan evlenmişlerse ve ayrılmışlarsa demek ki mehrin yarısı gerekiyor. İlla en yafune ama kadın tarafı isterse ben senden bir şey istemiyorum diyebilir. Herhangi bir talepte bulunmayabilir. Ev yafu ellezî biyedihi uktetün nikah veya nikah düğümü elinde olan koca verdiğinin tamamını onda bırakabilir. Yani bu da İki tarafa demek ki bırakılmış olan bir durum. Normal şartlarda hüküm şudur. Bir erkek bir kadınla belli bir mehir karşılığı diyelim evlendi. Şu kadar mehir takdir edildi. Ancak cinsi beraberlik olmadan bir takım gelişen olayların neticesinde bir söz dalaşı olabilir, bir şeyler olabilir. Hanımını boşadı. Bu durumda belirlenmiş olan mehir neyse bunun yarısını vermesi gerekir. Ama kadın isterse almayabilir veya erkek de isterse ben senden hiç bir şey talep etmiyorum deyip daha önce vermiş olduğu mehir neyse tamamını kadın tarafında bırakabilir. Bu artık iki tarafın civan mertliğine kalmış olan bir durumdur. Ve en tafu akrabu lit takva. Yani sizin kendi hakkınızdan vazgeçmeniz takvaya daha uygundur, daha yakındır. Yani bu gibi olaylarda ister istemez kız tarafı bir yara almış oluyor. Yani her ne kadar cinsi beraberlik olmamışsa da yine falanla evlendi, boşandı tarzında bunun dedikodusu oluyor. Ve dolayısıyla hiç evlenmemiş biri gibi de sayılmıyor. Ona göre toplumda bakış biraz farklı olabiliyor. Acı bir tecrübe yaşanmış oluyor. İşte bu açıdan erkeğin madem falanla evlenmiş, belli bir mehir de takdir edilmiş,
her ne kadar bir araya gelmemişlerse de onun tamamını karşı tarafta bırakması takvaya daha uygun. Ama isterse yarısını alabilir veya kadın isterse tamamını bırakabilir. Ben senden bir şey istemiyorum. İşte malında, mülkünde senin olsun der ve o şekilde ayrılabilirler. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki üstünlük durumunu unutmayınız. Yani erkek evin idarecisi olarak belirlenmiştir. Ve bu noktada bir yedihi uktetün nikah biraz önce geçmişti. Nikah düğümü erkeğin elindedir. Bundan dolayı arada daha böyle bir büyüklük durumu söz konusu olabilmekte. Erkeğin o büyüklüğe göre hareket etmesi lazım. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah yaptıklarınıza basirdir. Neler yaptıklarınızı Allah görür. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala burada evlilikle alakalı, boşanmayla alakalı bazı hükümleri beyan ettikten sonra peşinde namazla alakalı bir duruma dikkat çekiyor ve ardından tekrar boşanmayla alakalı hükümlere yer veriyor. Yani ailelerde namaz kılınmalı, iki taraf da kadın da erkek de namazını kılan kimseler olmalı. Eğer namaza dikkat ederlerse aile hayatları daha mutlu olabilir. Böyle bir münasebet söz konusu olabilir. Nitekim oruçla alakalı ayetlerde dua ayetlerine yer verilmişti. Kullarım benden sana sorduklarında ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da bana icabet etsinler. Ta ki maksatlarına nail olsunlar. Bu mealde ayet-i kerime oruçla alakalı ayetler içinde yer almıştı. Burada da aile hayatında boşanmayla alakalı hükümler anlatılırken bir de bakıyoruz arada namazdan bahseden bir ayet var. Demek ki aile hayatında boşanma gibi acılar yaşanması istenmiyorsa iki taraf daha böyle dindar olmalı. Dindar olan bir insan daha insaflı olur. Allah'tan korkan kul hakkı çiğnemekten de elbette daha uzak kalmaya çalışır. Bunun neticesinde iki taraf mutlu olabilirler. Aile hayatlarını daha iyi devam ettirebilirler. Hafizu ala salavati namazları muhafaza ediniz. Namazlara dikkat ediniz. Ve salatil vusta ve özellikle de salat-ı vustaya dikkat ediniz. Bu tefsirde üzerinde hayli konuşulan ayetlerden birisidir. Salat-ı vusta orta namaz demek. Acaba salat-ı vustadan murat nedir? Bu konudaki en meşhur rivayet şu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Hendek Harbi'ndeyken kendisi ve etrafındakiler ikindi namazını kılmaya vakit bulamıyorlar. Savaşın o şiddeti içinde namaz kılmaya vakit kalmıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer tarafa beddua ediyor. Şagalûnâ anis salâtil vustâ. Yani onlar bizi salât-ı vustâdan alıkoydular, meşgul ettiler. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun diyor. Buradaki rivayete göre bu esas alındığında salat-ı vusta'nın ikindi namazı olduğu söylenebilir. Meşhur olan görüş de budur. Ama bununla beraber diğer geriye kalan dört namazla alakalı salat-ı vusta olabilir diye açıklamalar var. Mesela sabah namazı Kur'an-ı Kerim'de methedilmiştir. Sabah namazında inne Kur'an el fecri kâne meşhuda sabah namazında okunan Kur'an'ın meşhut olduğu nazara verilmiştir. Ve sabah namazına kalkabilmek çok büyük bir fazilettir. Bu noktada salat-ı vusta diyenler olmuş. Öğle namazı ortada bir namaz, günün ortasında bir namaz. Bundan dolayı salat-ı vusta denilmiş. Akşam namazı, namazlar, farz namazlar ya iki rekat ya dört rekat. Ama akşam namazının rekatı üç, ortada bir namaz oluyor. Ve yatsı da gece ibadetleri içerisinde, akşamla sabah arasında ortada yer aldığından işte salat-ı vusta, yatsı namazı da olabilir denilmiş. Benim bu konuda şöyle bir kanaatim var. Vusta kelimesi, vasat kelimesinin müennesi. Ve kezalike cealnakum ummeten vasata. Biz sizi bu şekilde vasat bir ümmet kıldık diyor. Buradaki vasat, istikametli, dengeli, muhtedil bu gibi anlamlara gelen bir ifade.
Yani ümmeti Muhammed itidal üzere dengeli, istikametli bir ümmettir. Cenab-ı Hak onları öyle kılmıştır. Böyle ayette ifade ediliyor. Vusta kelimesi de aynı kökten geldiğine göre yani namazlarınızı kılın ama namazlarınızı en ideal boyutlarda mutedil bir şekilde kılmaya dikkat edin. Yani sıradan bir namaz olmasın. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sallu kemâ ra'eytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Bu açıdan baktığımızda en âmi bir insanın, en âmi bir müminin kılmış olduğu namazla Peygamberimizin kıldığı namaz şekil itibariyle çok da farklı değildir. Aynı namaz kılınmaktadır. Ama namazın kalitesi açısından elbette birbiriyle kıyası bile uygun değil. Biri peygamber namazı, diğeri sıradan bir namaz. İşte namazlarınızı kılın, namazlarınızı muhafaza edin, vaktinde kılın, doğru dürüst kılın. Bu manayı nazara verdikten sonra özellikle de namazınızı salat-ı vusta yapın. Yani ideal manada bir namaz olsun. Meleklerin gıpta edeceği bir namaz olsun. Namazın hakikati o namazda görülsün. Böyle bir anlamda verilebilir. Bu diğer rivayetleri reddetmek demek değildir. Şu namaz veya bu namaz salat-ı vusta olarak görülsün. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama ayet-i kerimede böyle bir mana da kendini hissettirmekte. Ve kumu lillahi ganitin ve Allah için Allah'a itaat eden, boyun eğen kimseler olun. Fe in hiftum eğer korkarsanız fericalen ev rukbane ya yürüyerek veya binitli bir vaziyette bir bineğin üzerinde namazlarınızı kılınız. Yani giderken namaz nasıl olur? Arabada namaz veya at üzerinde namaz nasıl olur? Bunlar fıkıh kitaplarında enine boyuna ele alınmış, ayrıntıları orada söylenmiş olan namazlardır. Yani bir insan her halükarda namazını kılmalı. Normal şartlarda işte mescitte veya evinde namazını kılar. Namazını kılıyor ve bu şekilde ibadetini yapıyor. Ama diyelim hasta oldu, ayakta durmaya dermanı yok. Bu durumda olan bir kimse oturarak namazını kılar. Oturarak da kılmaya durumu müsait değil, yattığı yerden ima ile namazını kılar. Veya diyelim uçağa bindi, uçakta namaz vakti geldiğinde ima ile yine bulunduğu yerde namazını kılabilir. Veya trende giderken yine namazını kılabilir. Bu şekilde namazı terk etmeye hiçbir gerekçe söz konusu olamaz. Her halükarda, bütün durumlarda namaz kılınmalı. فَاِذَا اَمِنْتُمْ Emin olduğunuzda, güven içinde olduğunuzda فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı anın كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Yani nasıl ki Allah bilmediğiniz şeyleri size öğretti, buna mukabil siz de Allah-u Teala'yı zikredin, onu yad edin, hatırlayın. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّمْنَ مِنْكُمْ Sizden vefat edip de وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَ Geride hanımı kalanlar vasiyeten li ezvacihim hanımları için bir vasiyetleri olsun meta'an onlara faydalanılacak mal şeklinde bir vasiyetleri olsun ilal havli gayre ihraç hanımları evden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca onlara yetecek şekilde bir vasiyetleri olsun fein haracine ama eğer onlar kendileri çıkarlarsa evden çıkarlarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Sizin için bir vebal yoktur. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ Onların maruf bir şekilde yaptıklarından size bir vebal, bir günah tereddüt etmemektedir. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah azizdir, hakimdir. Biraz önce şöyle bir mana ayette geçmişti. Daha önceki ayetlerden birisinde kocası vefat etmiş olan kadın 4 ay 10 gün bekler. Ancak burada bir yıl kocasının vasiyetiyle evde durması gibi bir durum anlatılıyor. Buna mensuhtur diyenler de olmuş. Ama şu manada bir değerlendirme de yapılabilir. Yani normalde kadın için beklemesi gereken süre 4 ay 10 gündür. Ama kocası hiç olmazsa bir yıl hanımı evde kalacak şekilde ona göre vasiyette bulunabilir ve ona yetecek mal mülk
geride bırakır ve işte kendi babasına, daha diğer yakınlarına bu noktada dikkat edilmesini söyleyebilir. Ancak 4 ay 10 gün geçtikten sonra kadın artık hürdür. İsterse kocasının evinde kalır, ömür boyu da evlenmez. İsterse de babasının evine gider veya kocaya gitmek tabiri kullanılır ya, isterse de birisiyle evlenir. Bu noktada artık hürdür. Ama işte ölümünün geldiğini hisseden, ölümün yaklaştığını hisseden bir koca hanımına böyle bir vasiyette bulunabilir. Bir yıl ona yetecek şekilde mal mülk bırakır. Mirastan ayrı bir şekilde mal mülk bırakır ve hanımının kendisinden sonra rahat etmesi hususunda en azından bir süre idare edecek şekilde, bir yıl idare edecek şekilde böyle bir durum içerisinde olabilir. Ama 4 ay 10 gün geçtikten sonra kadın isterse babasının evine de gidebilir, yeni birisiyle de evlenebilir. Velil mutallagat meta'un bil ma'ruf. Boşanmış olan kadınlara maruf bir şekilde bir mal bırakmak söz konusudur. Yani boşanmış olan kadınlara kocalarının bir şeyler vermesi uygun düşer ve maruf, örfe uygun bir şekilde. Hakkan alel müttakin, bu müttakiler üzerinde bir haktır. Yani müttaki olan kimseler buna dikkat ederler. Boşamış oldukları hanımları yüzüstü bırakmazlar. Onlara bir miktar yetecek şekilde, maruf bir şekilde bazı şeyleri verirler. Onların insan olduğunu, aralarında evvelinde bir hukukun meydana geldiğini düşünürler. Ve hem de onları korumak için böyle bir muamelede bulunurlar. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayati, Allah size ayetlerini bu şekilde beyan ediyor. Leallekum taqilun, ta ki aklınızı kullanasınız ve bu hükümlerden istifade edesiniz. Değerli izleyenlerim, şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim gerek aile yuvasının kurulması için nelere dikkat etmek lazım, onları bize anlatıyor. Gerekse boşanma gibi bir realiteyle karşı karşıya kaldığımızda nelere dikkat etmek gerekiyor, onları da anlatıyor. Bu insanlar boşanmasa daha iyi değil mi? Elbette daha iyi. Bu insanlar savaşmasa, dövüşmese daha iyi değil mi? Daha iyi. Ama neticede bu insan bir takım hisler taşıyor. Bu insanlar imtihan ediliyor. Bu insanlarda nefret duygusu, düşmanlık duygusu var. Bu insanlarda kan dökmek gibi duygular da var. Bu insanların kaprisleri var. Bu insanların hırsları var. Dolayısıyla kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye gibi eskilerde ifade edilen akıl, şehvet, gadab gibi pek çok duyularla bu insanlar mücehhez bir durumda. Bu mahiyette olan bir insanın melek olmasını bekleyemezsiniz. Problemsiz bir hayat yaşamasını bekleyemezsiniz. Böyle olunca elbette bu insanlar bir takım problemler de yaşayacaklardır. Aile hayatı insan açısından dünyada adeta küçük bir cennet hayatı olabilir. Ama iki taraf birbirine çektirirlerse burası bir zindana da dönüşebilir. Ve zindana dönüşme durumunda artık belli bir noktadan sonra kaldıramazlar. Ve boşanmak da bir hak olur. Ama ideal boyut boşanmamaktır. Ve bizim kültürümüzde de boşanma çok nadir görülen durumlardandır. Son yıllarda arttı, o ayrı mesele. Çok cihetlerle Avrupalılaştık, Batılılaştık. Batı'da boşanma oranları %50'yi bulabiliyor. Bizim ülkemizde belki %8 gibi, tam rakamları bilemiyorum. Ama bizde onlara nispetle çok az. Son yıllarda artıyor. Kadın bir takım sosyal çalkantıların neticesinde eskiye nispetle daha rahat boşanmayı kabul edebiliyor. Daha müstakil, bağımsız olmak istiyor herhalde. Bundan dolayı boşanma oranları artabilmekte. Tabii bunun başka sebepleri de söz konusu. Erkeğe bakan cihetler var, kadına bakan cihetler var. Ama ideal olan problemleri halletmeye çalışmak, aile hayatını daimi bir şekilde devam ettirmek. Cenab-ı Hak mutlu bir aile hayatı yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.